Efendim, televizyon haberciliğinin beğenilen ismi gazeteci Ece Üner. TV100 ana haberle ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı. Üner, TV100 ekranlarındaki ilk yayınında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun usta gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu Haftanın Panoraması programında Sadat'ın komplosuyla ilgili tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Asıl soru şu dedi: Sadat konusunda gereği yapıldı mı diyen Üner, bunun hesabı sorulmalı dedi. Uzunca bir aradan sonra ana haberden merhaba. Ben Ece Üner. Çok eğri bir zamanda doğru yerde durabilmek ümidi ve niyetiyle karşınızdayım. Başarılı televizyoncu ve gazeteci Ece Üner, TV100'de ekranlara muhteşem döndü. İlk ana haber bültenine bu sözlerle başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım hakikati haykırmak, hafızaları taze ve canlı tutmak, insan onur ve haysiyetini yeniden baş tacı etmek iddiasıyla çıktık bu yola. Çünkü ortada çok büyük haksızlık var. Daha vahimi, haksızlık ceza görmeyeceğine güvenen bir küstahlığa dönüşmüş durumda. Son küstahlık örneği malum Yapı'dan geldi. Ece Üner, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Uğur Dündar'la Haftanın Panoraması programındaki Sadat kumpasına sert tepki gösterdi. Üner, bu aynı zamanda TV100'e kurulmuş bir komploydu dedi. Bu yapı milyonları temsil eden ana muhalefetin liderine bu ekrandan operasyon çekmeye kalkıştı. Bu hem paramiliter yapıyı defalarca eleştiren duayen gazeteci Uğur Dündar'a, hem de bizzat Sadat'ın kapısına dayanan ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir kumpastı. Bu aynı zamanda TV100'e de kurulmuş bir komploydu. Kanalın hatası bu konu özelinde bir dikkatsizlik. Evet, bunu kabul ediyoruz. Yani reklamı bu ekranda yayınlamak büyük bir hata. Ancak asla ve kata ideolojik bir tavır ve taraf tutma değil. Üner, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Uğur Dündar'ı ve TV100'ü hedef alan Sadat'la ilgili de bir soru yöneltti. Asıl soru şu: Sadat konusunda gereği yapıldı mı? Dün medya olarak bir tuzağa düştük, birbirimizi yiyerek, linçleyerek ve kin kusarak cambaza bakarken asıl resme odaklanmadık. Hatalarımıza, birbirimizin hatasına pusu kurmak yerine asıl hatayı aramamız gereken yere bakmadık. Reklam verebilecek hale gelen, dün bu ekrandan meydan okuyan paramiliter yapıya kim meydan verdi? Üner, Sadat'ın skandal açıklamasına değindi, hesap sorulmasını istiyoruz dedi. Gelelim bugüne. Türkiye'nin seçim güvenliği endişesi taşıdığı bir dönemde bu yapı kime ve neye güvenerek tehdit ve provokasyonun dozunu artırabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı amaçlayan bu projeyi kim destekledi? Sadat bu ekrandan kurduğu kumpasa gol dedi. Ben de diyorum ki başından beri Sadat'a o sahayı kim açtıysa asıl golü atması gereken de odur. Üstelik Sadat'ın kalesine ve 90'dan ve daha da geç olmadan. Özetle, Türkiye'nin ana muhalefetini evdeki hesap çarşıya uymuyor diye tehdit edenlerden çarşıyı daha fazla karıştırmadan hesap sorulmasını istiyoruz. Sadat'ın olması gereken yer tabii ki televizyon kanalları değil, bağımsız mahkemelerin sanık kürsüleridir. Tarafımız da budur. Değerli izleyenler, haberimizin de son kısmında dinledik Ömer Çelik. SİHA'lar için, İHA'lar için yapılan eleştirilere, Babacan'ın söylediği sözlere sert tepki gösterdi. Ne dedi diyecek olursanız, hatırlatacak olursak, arkamızda da arkadaşlarım verdiler. O tartışma konusu olan Bayraktar TB2'lerin görüntüsünü de görüyorsunuz. Dedi ki bu Bayraktar TB2'leri üreten firma Baykar için dokunulmaz hale getirildi ama biz dokunacağız demişti Babacan. Bu sözlere, dediğimiz gibi, işte Hulusi Akar'dan, demin dinledik Ömer Çelik'ten, siyasetten pek çok tepki geldi ama pek tabii ki asıl tepkisi merak edilenlerse Baykar teknolojinin sahipleriydi. Hem Haluk Bayraktar hem de Selçuk Bayraktar Babacan'ın sözlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'nin en katma değerli ihracatını yapan, Türkiye'nin en büyük savunma havacılık ihracatçısına rekabetten yoksun, kayırılıyor. Bunu dememesi, böyle bir iftira atmaması gerektiğini bilmez mi? Onları gelince bakacağız. Gelince bakacaksan şimdi niye manipülasyonunu yapıyorsun? Siyasette Baykar tartışması yaşanıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Baykar'ı kastederek bu proje kutsal, dokunulmaz hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız. Devletin tüm imkanları bu şirkete aktarılıyor sözleri gündeme bomba gibi düştü. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldığı canlı yayında Babacan'ın açıklamalarını iftira olarak niteledi. Bize iftira eden şahıs bu ülkede 11 yıllık Ekonomi Bakanlığı yapmış kişi, 8 yıllık
Milli Güvenlik Kurulu üyesiyim diyen, onlarca ülkenin bakanı gelip onlar kadar ilgi gösterip de bu Baykar milli olarak neler yaptınız diye bir gün kapımızı çalmadı, bir gün sormadı. Tamam, duyarsız olabilir, ilgisiz olabilir ama biz böyle iftiralarla karşılaşacağımızı beklemezdik açıkçası. Haluk Bayraktar, kardeşiniz damat olduktan sonra mı önünüz açıldı sorusuna da yanıt verdi. Atılan iftiralardan en büyüklerinden bir tanesi. 16'da damat o. Biz 2016'da zaten Bayraktar TB2'yi geliştirmiş, silahlı kuvvetlere teslim etmiş bir firmaydık. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da 3 Ocak Salı günü TV100'de Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın damat sorusuna bu yanıtı vermişti. Sizin böyle damat olarak algılanmak canınızı sıkıyor mu? Ya açıkçası çok umursamıyorum. Belki daha geçmişten bakacak olsam, daha geçmişte yani daha gençlik yıllarımda bu herhalde rahatsız ederdi. Yani 20'li yaşlarda. Selçuk Bayraktar babacanın iddialarını sosyal medya hesabında gündeme getirdi. Yanıtı sert oldu. Baykar birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz. İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek, alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Selçuk Bayraktar, TV100 yayınında da kimseden destek almadıklarının altını çizmişti. İşte Bayraktar TV2 silahlı kuvvetlerin envanterine 2014'te girdi. O günden beri sürekli değişerek gelişiyor. Halen daha biz yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Akıncı'da da öyle. Kızılelma'da daha yolun başında. Kızılelma'yı da biz tümüyle kendi öz kaynaklarımızda kimseden bir kuruş destek almadan yaptık.